Bu videoda dönüşümleri tespit etmeye çalışacağız. İnceleyeceğimiz dönüşümler bir geometrik şekli bir nokta etrafında döndürmek anlamına gelen döndürmeler, bir şeklin tüm noktalarını bir yerden başka bir yere taşımak anlamına gelen ötelemeler, bir şekli bir doğruyu referans alarak ters çevirmek anlamına gelen yansıtmalar ve şekilleri büyütmek ya da küçültmek anlamına gelen ölçeklendirmeler olacak. Bu açıklamadan sonra şimdi gelin ekrandaki soruya bir göz atalım. A üçgeninden B üçgenini elde etmek için hangi dönüşüm uygulanmıştır? A ve B üçgenlerinin büyüklükleri aynı gibi duruyor. Uygulanan dönüşüm A üçgeninin noktalarının hepsinin buradan buraya taşınmasıyla gerçekleşmiş. Başka bir deyişle tüm noktalar bir miktar sağa ve yukarı doğru ötelenmiş. Aynen bu şekilde. O halde buradaki dönüşüm bir öteleme. Evet, gelin bir tane daha yapalım. A üçgeninden B üçgenini elde etmek için hangi dönüşüm uygulanmıştır? Şekle baktığımızda bu noktanın buna karşılık geldiğini görüyoruz. Bu da buna. Noktalar farklı şekillerde taşındıkları için bu bir öteleme olamaz. Biraz düşünelim. Eğer şöyle yaparsam bu bir döndürme olabilir öyle değil mi? Evet bu nokta buraya bu buraya ve bu da buraya gelmiş. A üçgenini bu nokta etrafında döndürdüğümüzde B üçgenini elde ederiz. Döndürme noktasının tam olarak hangisi olduğunu söyleyemem ama buradaki dönüşüm kesinlikle bir döndürme. Evet, gelin bir tane daha. A dörtgeninden B dörtgenini elde etmek için hangi dönüşüm uygulanmıştır? Bu nokta buna, bu buna ve bu da buna karşılık geliyor gibi görünüyor. Bunlar birbirlerinin yansıması gibi duruyorlar öyle değil mi? Şurada bir ayna olduğunu düşünürsek bu bu dörtgenin aynadaki yansıması gibi olur öyle değil mi? Bakın bu nokta doğru üzerinden buraya bu buraya ve bu da buraya yansımış. Evet bu dönüşüm kesinlikle bir yansıtma. Evet gelin son bir tane daha. A dörtgeninden B dörtgenini elde etmek için hangi dönüşüm uygulanmıştır? Şimdi B dörtgeni bariz bir şekilde gözle görülür bir şekilde daha büyük öyle değil mi? Bu şeklin aynen muhafaza edilmediği, aynen muhafaza edilmediği dönüşümlerden biri. Noktalar arasındaki uzaklıkların arttığını fark ettiniz değil mi? Şekil büyüdüğüne göre bu bir ölçeklendirme dönüşümü olmalı. Şu an içinizden bir saniye bu kadar olmamalı çünkü şekillerin yerleri de değişik dediğinizi duyar gibiyim ötelenmiş olabilir mi peki? Buradaki önemli nokta ölçeklendirme merkezinin neresi olduğunu bulmaktır. Mesela merkezin burası olduğunu düşünürsek, her şey bu yönde hareket eder. Yani bu nokta, buraya, bu, buraya, bu, buraya ve bu da buraya gelebilir. O halde bu ölçeklendirme dönüşümünün ölçeklendirme merkezi A yamuğunun dışındadır.